Merhaba Kötü Arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalı bekliyorum daha geniş kitle seslenmek için. Evet, Kuruş Osman 155. konuşacağız. Osman Bey ile İmren Tekin'in son savaşını izledik. Evet, İmren Tekin öldü mü? Kaldım. Çünkü son sahnede Osman Bey hani o okla boğmaya çalışıyordur. Fakat İmren Tekin'in yaşayacağını düşünüyorum. İmren Tekin Müslüman mı olacak? Çünkü İmren Tekin özellikle diğer bölümlerde Osman Bey ne demişti? Müslüman olmayı davet etmişti. Eğer ki Müslüman olursa İmren Tekin kurtulur mu? Bunu hep beraber izleyeceğiz ama İmren Tekin, dediğim gibi Roma'nın, Bizans'ın ünlü celatlarından biri. Osman Bey'in canı çok yaktı. Fakat son sahnede dediğim gibi özellikle Alaaddin, Gonca efendim söyleyeyim, çok önemli kişiler. Elçim altında Orhan Bey o gizli geçitleri buldu. O gizli geçitleri sayesinde Aldonos Kalesi alındı ve Aldonos Kalesi'nden o gizli geçitlerine girerek Osman Bey İmren Tekin'e karşı karşıya geldi. Kılıç kılıca, burun buruna, yumruk yumruğuna savaşıldı ve Osman Bey sonunda İmren Tekin'i ordusunun yerle yeksan etti. Fakat İmren Tekin tam yani kılıçla vurmak isterken bu sefer oku aldı Osman Bey, boğmaya çalıştı ve orada bitti. Peki İmren Tekin yaşayacak mı? Yaşayacağını düşünüyorum. Ama öyle bir de yaşam ama daha çok yaşayacağını düşünüyorum. Peki İmren Tekin evet kurtulursa eğer Osman Bey'e karşı hain planları devam eder mi? Edebi veya işbirliği mi yapacak veya Müslüman mı olacak, bunu hep beraber izle. Çünkü çok önemli gelişmeler yine olacağını düşünüyorum. Çünkü Osman Bey artık bu devletin kurulması için nimeye basmıştı. Hem Gündüz Bey kurtuldu. Gündüz Bey kurtuldu. Artık toy zamanı, düğün zamanı ama Holife de var. Artık obada Holife de olacak. Peki Orhan ve Elçin Hatun evlenecek. İki obanın geleceği için, bir devlet kurulması için bu şart. Ama bu evlilik mutlaka olması lazım. Artık zaman kaybına gerek yok. Ve bu devlet kurulursa, yani Bursa merkezi bir devlet kuracak. Osman Bey büyük bir uç pazar kuracak. Merkezi pazar kuracak. Bütün hani gayrimüslimler yani ticaret yapacak orada. Önemli gelişmeler olacak. Bunun altını çizelim. Peki Gonca Hatun'la Alaaddin Bey evleniyor mu? Bal Hatun evet derse Osman Bey'in tavrı ne olacak? Ama Osman Bey Alaaddin Bey'den ne istedi? Fedakarlık istedi. Nasıl bir fedakarlık, bunu hep beraber göreceğiz.